Değerli konuklar, hepiniz hoş geldiniz. Yine bu hafta size lezzetli yemeklerim var. Ve yine çok değerli bir hocam, bir konuğum var. Spor, sağlık, kültür müdürü Mesut Kuşdemir hocamız bizlerle. Hocam buyurun, sizleri alalım. Merhabalar. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Çok teşekkürler, sen de iyisin. Bizler de iyiyiz hocam, çok şükür. Hep odanıza geliyorduk böyle, sizlerin yanınıza geliyorduk. Vallahi size de mekanınız böyle. Evet hocam, biz de yani odamız olmadığı için burada sizi ağırlamak istedik. Hocam bugün size çok lezzetli yemekler yapacağız. Tamam. Birlikte. Hocam eliniz yatkın diye duydum ben. Yani işte, çok olmasa da. Evet hocam, hemen sizi yormayayım. Çay içer misiniz? Olur, biraz çayla dinlenin. Evet. Çok güzel olur. Şöyle vereyim hocam ben size. Aa, çok teşekkürler. Elinize sağlık. Hocam nasılsınız? İyi misiniz? Çok şükür. Uğraşıyoruz işte. Sizin yönde daha iyi olduk böyle. Evet hocam, çok teşekkür ederiz kabul ettiğiniz için. Ne demek, ne demek. Hocam ben hemen isterseniz menümü sayayım arkadaşlarımıza. Şimdi bugün çok güzel patates topları yapacağız. Böyle güzel bembeyaz kar gibi böyle bir tavuk göğsü yapacağız. Ve bahar geldi hocam, sebzeler çıkmaya başladı. Köz biber salatası yapacağız. Hmm. Hocam ben hemen tatlımın yağını eritip kavurmak istiyorum. Çünkü tatlım biraz geç olacak, tavuk göğsü. Tamam. Tavuk göğsü için yağımı hemen ocağıma alıyorum. Bir paket margarinden biraz daha fazla bir yağ koyuyorum. 3 fincan unumu koyacağım ama yağımın biraz çiğliğine gitmesi gerekiyor. Hocam yağımın çiğliği giderken sizlerle biraz muhabbet etmek istiyorum ben. Seve seve. Bu arada benim yapacağım iş ne? Böyle hocam patateslerimi söyleyebilirsiniz. Tamam. Patatesleri soyabilirsiniz, evet hocam. Evet. Onları soyduktan sonra haşlayacağız. Hocam burada bir püf noktası vermek istiyorum. Eğer bizim gibi zamanı olmayan izleyicilerimiz varsa, patatesi soyup haşlarlarsa daha çabuk pişirirler. Bu arada bu bıçak mı elim evet, yani inanılmaz derece zor bir şey. Hocam diyorsunuz vitamini kaybolmuyor falan filan ama. Bu da seramik hocam, bu da kaybolmuyor. İyi, bu kesiyormuş en azından. Evet hocam, yağımın biraz çiğliği gitti. Hemen ben 3 fincan unumu koymak istiyorum. Şöyle. Unumun kokusu çıkana kadar kavuracağım ben bunu. Kokusu derken? Hocam böyle nasıl diyeyim, çorbalarda böyle hoş bir koku gelir ya burnunuza böyle koktuğu zaman. Hmm. Buram buram. O kokuyu un sağlıyor. Ama tatlıda bu koku pek şey olmuyor yani, hoş olmuyor. Ben istiyorum ki vanilya kokusu gelsin burnuma. O yüzden onun kokusunu çıkartıyorum. Peki ben. Bu vanilya gerçek vanilya değil mi? Yani öyle ne bileyim, hani bazı gıdaları başka şeylerden elde ediyorlar ya. Evet evet hocam. Öyle bir şey değil değil mi bu? Yok gerçek, yok hocam, gerçekten yani. Öyle. Hmm. Ama şöyle, daha garanti olsun istiyorsanız, işinizi daha sağlama almak istiyorsanız. Hmm. Bu vanilya şeyleri var. Esansları deniyor hocam, hmm, böyle evet, sıvı. İşte onu kastediyorum zaten. Evet hocam, onlar bunlar daha büyük ihtimalle kimyasal yani. Sadece aromayı vermek amacıyla herhalde üretilmiş evet, şeyler. Hı. Şöyle unumu çok azıcık daha kavuruyorum. Bu seramik dediğiniz şeyin özelliği nedir? Yani normal metalden farkı... Hocam porselen gibi. Güzel. Porselenin de özelliği var. Peki onu söyleyeyim. Hocam şöyle yani, vitamini kaybetmiyor yiyecekler. Biliyorsunuz metal deyince özellikle yeşilliklere vitamini kayboluyor. O yüzden ellerimizde koparıp yapın diyorlar ya. Hı. Hocam şimdi o da hoş olmuyor yani, ellerimizi de koparıyoruz böyle. Evet, hani, artık hijyen çağındayız. Evet hocam, hem hijyen başından hem de böyle görüntü açısından pek hoş olmuyor hocam. O yüzden biz şey yapıyoruz. Şimdi şekerimi koyuyorum. Şekerim hocam birazcık böyle içinde. Şimdi bunun püf noktası hocam soğuk süt. Çünkü un koydum ben içine. Hı hı. Unumun erimesi lazım hocam. Yalancı tavuk göğsü demiştim. Evet için. Hocam. Yalancı olmasının sebebi? Tavuk yok. Tavuk yok içinde. Hocam tavuk göğsü isterlerse şey bu tarifin içine iki şey böyle bütün tavuk göğsünü şey yapabilirler. Çok peki, çok tadı çok aynısı mı oluyor? Aynısı oluyor hocam. Sadece ağzınıza böyle nasıl diyeyim, tel tel bir şeyler geliyor. Hmm. O da tavuk. Hemen kaşığımı çıkartıyorum. Ve çırpacağımı alıp soğuk sütümü içine ekliyorum. Ardından vanilyamı koyacağım. Bu arada sen çok hızlısın. Ben sana yetişebilecek miyim acaba? Hocam yetişirsiniz. Bu çok tatlı patates biraz koymuşsunuz. Hocam biliyorsunuz çok ekibim var benim. Kamera arkasında hep birlikte yiyoruz. Hep soruyorlar hocam, kamera arkasında ne yapıyorsun, su yiyecekleri. Bu arkadaşları biraz şey bırakmışsın sen. Kamera arkamız dolu. Aç bırakmışsın. Çok bizim gibi değiller yani. Hepsi zayıf zayıf. Hocam işte
Elimden geldiğince yedirmeye çalışıyorum ama pek beğenmiyorlar. Biraz nazlı bir ekip diyebiliriz. Hocam isterseniz biraz sizden bahsedelim. Olur. Hocam şimdi SKS dedik biz ama bu SKS nasıl çıktı ortaya, nereden yerine çıktı? Yerine değilir falan değil mi? Evet. Sağlık Kültür Spor okuldaki akademik faaliyetlerin dışında faaliyet gösteren bir birim. Evet hocam. Yaklaşık 12 tane birim var alt birim olarak çalışan. Yani öğrencilerin sosyal, kültürel, sportif, sanatsal her türlü faaliyetlerini gerçekleştirmiş olduğu bir birim. Tabii burada genel itibariyle öğrencilerimiz hani akademik meseleleri düşündükleri için çok da fazla böyle ya işte SKS nedir, ne değildir bilmiyorlar işin evet, gerçeği. Hocam. Yani geçenlerde öyle bir rakama baktım. Yani kaç kişi SKS ile oturup kalkıyor falan diye. Yaklaşık 1000 kişi tanıyor. Yani ciddi şekilde bizimle evet, beraber çalışıyor, ediyor. Ama okulumuz biliyorsunuz yani 7500 tane lisans, ön lisans öğrencisi var. Toplamda da 10 bin öğrencisi var yüksek lisans doktora ile beraber. Evet. 10 binde 1 bin çok düşük bir rakam. Yani %10 evet, gibi bir sayı. Tabii bunun çok değişik etkenleri var. Yani özellikle yeni gelen öğrenciler klasik lise mantığıyla geldikleri için varsa yoksa derslerimiz diyerekten derslerine odaklanıyorlar. Evet hocam. Ben patatesleri alabilir miyim hocam? Olur. Size zahmet. Ne yapacaksınız bunları? Onları şunun için atarsak hocam, pişireceğim ben onları. Bu şekilde mi? Evet hocam. Elinizi yakmayın hocam, dikkatli ya, olun. Problem olmaz. Tabii bu arada gülen arkadaşlar var. Kamera arkasında. Hocam onlara yemek vermeyelim. Darısı başınıza diye. Onlara vermeyeceğiz zaten. Hocam size yılın aşçısı diyorlar. Arkadan ses geliyor. Evet, tabii bunu eşim de izleyecektir. Ondan sonra benim artık haftada kaç gün yemek yapmam gerekiyor bilemiyorum. Hocam gelen hocalarımız diyor ki işte eşim izlemesin, aman eşim görmesin. Şimdi artık beni yani, rahat bırakmayacak. Yani biraz o tarafı sıkıntılı. Ne evet yalan söyleyeyim hocam. Yani. Hocam peki şimdi kulüplerden bahsettik de bu kulüplerin buluş amacı ne? Şimdi işte hani kaldığım yerden devam edeyim. Evet hocam. Öğrenciler hazırlıkta veya işte birinci sınıfta insanlar ilk geldikleri yıl bu tür şeylere çok meyletmiyorlar. Tabii biraz da şey de var, şehre adaptasyon meselesi var. İşte arkadaş çevresinin yeni oluşturma var. Bu tür faktörlerle beraber bir de tabii derse odaklanma meselesinden evet, dolayı bu tür faaliyetler oluyor mu olmuyor mu hiç merak bile etmiyorlar. Sonrasında işte daha ziyade ikinci sınıfta, üçüncü sınıftayken bizi fark ediyor öğrenciler. Biraz da tabii şey var, bazı bölümlerde özellikle CV'lerde, meslek bulmalarda, CV'lerde sağlık, kültür, spor müdürlüğünden faydalanma şeyi de var artık. Evet, bir ölçüsü de var. Yani ne kadar sosyal faaliyette bulundun, ne gibi işte toplumsal bir takım hadiselere karşı duyarlılık, sorumluluk projelerine ne kadar yer aldın gibisinden. Evet. CV'lerde yazılması da isteniyor son dönemlerde. İşte mühendislikte olsun, iktisadi dair bilimlerde olsun veya sağlık bölümlerinde olsun. Bunlar isteniyor. Öyle olunca da öğrenciler birazcık yöneliyorlar. Biz de bir şeyler yapalım falan giriyorlar. Ve bunun da ilk ayağı şüphesiz kulüpler oluyor. Yani evet, ilk sosyal faaliyetleri yapmanın yeri kulüpler oluyor. Kulüpler Türkiye'de de çok geçmişi olan bir yapı değil. Yani şöyle söyleyeyim, belki bir 10 yıllık, 15 yıllık mazisi olan şeyler evet, aslında hocam, daha öncesinde vardı ama ufak tefek vardı. Yani 30 bin mevcutlu veya 50 bin mevcutlu okullarda bile kulüp faaliyetleri biraz daha kısıtlı olmuş hep. Ama son 10-15 yılda özellikle vakıf üniversitelerinin de işte devreye girmesiyle beraber ciddi bir trend yakaladılar. Evet. Bununla beraber özellikle oturmuş, artık kurumsallaşmış, gerçi biz de kurumsal bir üniversiteyiz ama böyle mazisi 30 yıl, 35 yıl olan üniversitelerde mesela 100'den fazla kulüp olduğunu görüyoruz. Yani evet, okul mevcudu bizden daha az ama 100'den fazla kulüp var. Mesela Oxford'dan hep bahsediyorum ben arkadaşlara falan da, mevcudu belki 10-15 bin arası Oxford'un ama 500 tane kulüp var mesela. Çünkü öğrenciler sosyal ve kültürel faaliyetleri kulüpler üzerinden gerçekleştiriyorlar. Okul da buna imkan tanıyor tabii doğal olarak. Hem evet hocam, mekan olarak, hem bir takım maddi imkanlar olarak, hem akademik danışmanlık anlamında okul evet, fayda sağlıyor buna. Ve bu anlamda da biz iyiyiz şu anda. Şu an 52 tane kulübümüz var. Evet hocam. Mart ayı itibariyle. Bu tahmin ediyorum gelecek seneye falan da bir 60'a çıkacaktır. Gelecek senenin başında. Çünkü çok isteyen öğrencilerimiz var ama evet, kulüp açarken ne istediğini bilmesini ve o kulübü devam ettirip ettiremeyeceğini
ciddi ciddi sorguluyoruz. Yani öyle hani ben bir heveslendim, geleyim de kulüp açayım şurada demesi kolay, ama esas onu icraata sokması ve o ekip oluşturması, o ekiple beraber bunun süreklilik arz edip arz etmeyeceğini ciddi sorguluyoruz. Arkadaşlarımız evet. Sorguluyorlar. Güzel faaliyet yapan kulüpler Türkiye'de çok büyük organizasyonlar yapabiliyorlar. Yani evet, bugün bazı ismini zikretmeyeceğim organizasyonlar falan var. Öğrencilerimiz de yer yer teşvik ediyoruz, gönderiyoruz oralara. Gitsinler, baksınlar, incelesinler diye. Yani 10 yıldır var olan kulüpler var. 15 yıldır var olan kulüpler var. Başkanı kim bilir, kim kaç defa değişmiştir belki, ama orada bir artık yapı oluşmuş. Güzel bir kültür oluşmuş. O kültürle beraber de öğrenciler onun içerisinde inanılmaz faaliyetler yapabiliyorlar. Ve Türkiye çapında, hatta bazıları var, uluslararası çaplarda da etkinlik yapabilenler var. Evet. Bu bir ülkenin artık gelişmişliği oluyor. Yani Avrupa'da böyle, Amerika'da da böyle algılanıyor. Gelişmiş ülkelerde, Japonya'sı, Kore'si, hepsi buna çok ciddi ağırlık veriyor. Türkiye'de de son zamanlarda buna ağırlık verilmeye başladı. Mesela artık TÜSİAD gibi, COSGAP gibi veya işte bir takım Türkiye'nin önde gelen kuruluşları falan direkt bizden hangi kulüplerimizin ne tür faaliyetler yaptıklarını öğreniyorlar ve buna göre de öğrencilerimizi şey yapıyorlar, yönlendiriyorlar kendi faaliyetlerine. Bu arada yapılacak şeyleri ben de yapabilirim, yardımcı olabilirim. Evet hocam, siz bana soğanı soyarsınız. En zoru bana verdin. Evet. Kamera hocam, arkasından destek alabiliriz. Hocam en iyi kulüp diyeyim mi? En iyi kulüp diye bir şey. Mesut Hoca diyormuş, beni içinde, mahvetti. Alanı içinde tabii hepsi güzel de. Ya foto atölyenin yeri mi başka tabii canım? Tabii hocam. Şimdi yani foto atölye gibi bir kulüp var, bir daha 100 yılda bir gelir. Tabii zor gelir. Bu hocam, arada soğanları nasıl doğramam gerekiyor? Hocam ufak ufak doğrayabilirsiniz. Küp çünkü biz onun içine yoğuracağız. Hocam şimdi bu foto atölye bir sürü etkinlik yapıyor. Evet, bayağı da güzel faaliyetler gerçekleştiriyorlar. En son Maraş'a gitmiştiniz yanılmıyorsam. Evet hocam. Maraş'ta neydi? Zorkun? Yok, Zorkun değil. Yayla demiştim. Döngel mağaralarına falan gittiniz değil mi? Evet hocam. Hı-hı. Orada fotoğraf çektik. Bayağı da güzel oldu. Gördüğüm kadarıyla en azından tweet, Facebook paylaşımlarınızdan falan evet, takip ettim. Hayatta güzel oldu gibi gözüküyor. Evet hocam. İnşallah bir sonrakine ben de gelmeye çalışacağım. İnşallah hocam, bekliyoruz. Evet, Gülükbaba etkinliği. Ama işte sizin şey şartınız var. Yani fotoğraf kamera makinesi şartınız var. Kamera çünkü şartınız var. Çünkü hocam şimdi şu şartımızı şu yüzden koyuyoruz. Evet. Maalesef bazı arkadaşlarımız sadece gezin amaçlı geliyorlar. Hmm. Ama bizim isimden de anlaşacağı gibi foto atölye fotoğrafçılık kulübü. Evet. Yani fotoğraf çekmemiz lazım. Ama artık şöyle yapıyoruz. Mesela Dülükbaba'ya gideceğiz. Dülükbaba'da çok büyük bir yarışma var hocam. Fotoğraf çekme yarışması. Şimdi, ya işte mesela orada hani cep telefonlarımızla çeksek diyorum. Yani çok mu aykırı bir şey olmuş olur? Yok hocam, çok aykırı olmaz, ama şöyle bir şey var. Çünkü makinenizle gelirseniz. Çünkü makine bize ait değil. Makine bize ait olmayacak. Başkasının makinesini kullanacağım. Bir günde ne öğrendiysem belki bir hafta sonra unutmuş olacağım, yani ondan evet, dolayı diyorum. Şöyle, ama cep telefonla çekersem, öğrenirsem orada sizin gibi uzmanlar tarafından mesela nasıl fotoğraf çekildiğini yani zannediyorum o biraz daha bana kazanım olur diye düşünüyorum. Evet hocam. Hocam şöyle işte, hani bazı arkadaşlarımız da diyor ki ya benim fotoğraf makinem yok. Hı-hı. Almayı düşünüyorum. Ya o düşünme. Ondan sonra evet. Ama hani eğitimini de almak istiyorum diyor. Evet, mesela onlar için ne düşünüyorsunuz? Örneğin. Hocam şöyle olabilir yani, daha sonradan makine ediniyorlar. Ondan sonra ama eğitimini almış oluyorlar. Hayır, eğitim meselesini diyorum. Yani onu mesela belli bir formasyona falan sokmayı düşünmüyor musunuz? Hocam şöyle haftanın belli bir günü mesela resim kulübü var. Evet. Kara kalem çalışması yapıyorlar. Her haftanın her günü hatta yapıyorlar. Ne bileyim, öyle kulüpler var mesela, lehimleme yapan kulüpler falan var. Evet, öyle hocam. Şeyler düşünmüyor musunuz? Hocam haftanın şöyle, belli bir günü mesela şu salonda toplanıyoruz ve İşte fotoğraf çekmeyi teknik olarak öğreniyoruz gibi. Şöyle olmaz hocam mı? Biz onu televizyon malum iletişimciyiz. Evet. Televizyonda yapalım diyoruz. Hocamız anlatsın. Hmm. İşte hani nasıl çekilir, teknikleri nelerdir. Evet, çok güzel. O hani, da olur. Hocamız böyle anlatsın. Hani izlemek isteyen böyle Antep'teki birçok fotoğrafçıdan hani yardım destek alalım diye. Evet, bu arada gözlerim. Sizi ağlattım hocam. Yani çok üzüldüm diyormuşum. Hocam sizi ağlata ağlata evet. Soğanı da doğru yaptım ben, ama kusura bakmayın. Olacak o kadar canım. Hocam yemek şimdi için nelere katlanıyoruz görüyorsunuz, detaylar falan var burada. Hatta arkadaşlardan alay edenler oldu sağ olsunlar. Hocam şimdi ben bu havucu rendeleyeceğim değil mi? Evet hocam, size zahmet, tamam. O havuçları rendelerseniz.
Kalın mı rendeleyeceğiz yoksa ince mi? Hocam ne kadar ince olursa o kadar iyi. Yani sizin için söylüyorum çünkü siz yoğuracaksınız onları. He tamam. O zaman ince olsun. Evet hocam. Hemen şimdi ben hocam yağımı koydum ocağa. İki diş sarımsağımı koydum. Rendeleyip. Böyle bir güzel bunları kavuracağım. Bu kaç kişilik bu arada? Yaptığımız yemek ve tatlı. Daha doğrusu yemek değil de. Hocam şimdi kamera arkamızı düşünerek yapıyoruz evet. Biz. Kalın bir grup var orada. Evet hocam. 10 kişilik şey var patates toplarımız. Hatta daha fazla çıkabiliyor. Az yerseniz. Ekip tamam. Duyurulur. Yapacağımız şimdi birazdan biber salatamız yine öyle hocam. 10 kişilik çıkar. Tatlımız çünkü da yine 10 kişilik. Çünkü malzeme bol. Yani dikkatimi çekti biraz. Evet hocam. Çünkü misafirlerimiz oluyor bazen. Çıkmadığımızdan da. Geliyorlar bizi ziyaret ediyorlar sağ olsunlar. Bu arada kaçıncı programınız oluyor? Hocam şöyle benim bir arkadaşım var. Fatma evet. Kaplan. Foto atölye kulüp başkanı değil mi o? Aynı zamanda acaba biz niye tanıtımını yaptık? Buradan yanlış anlaşılmasın herkes yapabilir. Nasıl hocam, herkes kulüp başkanlığı yapabilir mi yoksa yemeği mi herkes yapabilir? Yok hocam yemeği herkes yapamıyor. Şimdi bunu programda gördük hocam. Evet yani kesinlikle. Hocam şeyi böyle başkanı hani kendi tanıtmak isterse bize isim verebilir kulübünü tanıtmak isterse. Reklam işlerine bakıyoruz yani. Tamam. Foto atölyenin bütçesine çalışacaklar ama. Öyle hocam. Hocam şimdi fotoğraf falan dedik ya. Evet. Siz şimdi bir jürisiniz. Ya evet. Bizde fotoğrafçılık yarışmamız var biliyorsunuz hocam. Foto atölyenin yaptığı. Jürimiz, başkanımız Fatma Kaplan. Mesut hocamız. Ramazan hocamız. Ve Yusuf hocamız. Evet. Ya ama benim o zamana kadar fotoğrafla ilgili bir bilgi edinmem lazım. Çünkü normal ortalama bir Türk insanı olarak fotoğraf çekmeyi de fotoğraftan anlıyorum. Yani çok da fazla bir anlamışlığımız yok aslında belki ama onunla alakalı mutlaka bir çalışmam gerekecek. Bu konuda evet. Sizden destek almam lazım yani. Estağfurullah hocam. Uzmanlardan, usta arkadaşlardan, hocam, hocalardan. Hocam şimdi ben şeylerim kavruldu, sarımsaklarım, soğanlarımı koyuyorum. Bir tane soğan, bir baş soğan. Evet. Mesut bayağı hocamın doğradıkları. Evet, bayağı da ağlattı bizi yani. Evet hocam size ağlatı ağlatı yaptınız. Hocam şimdi biz TKS dedik ama şimdi arkada kocaman bir ekip var. Evet. Burada kamera arkasında da varlar. Söylesem mi acaba diyorum böyle. Hocam en başta Merve ablamız. Gerçekten. Evet. Hani bizi hiç geri çevirmiyor. Biz ne desek yanına gidiyoruz. İmran ablamız var. En son bize havyar içli köfte yapacaktı. Havyarlı. Evet hocam sosyetik. Havyarı nereden buluyor? Hocam biz dedik böyle olmaz yani. En çok etkinlik yapan kulüplerden biriyiz. Aa çok iyi. Çok biz iyi. Dedik böyle olmaz yani. Biz geliyoruz odaya hiçbir şey yok. Merve ablanın odasına gidiyoruz. Yine karnımızı doyuruyoruz. Çayımızı içiyoruz. Ama İmran ablanıza yok. Yok hocam hiçbir şey yok. Biz dedik yani böyle olmaz. Ne istiyorsunuz dedik havyarlı içli köfte. Şimdi hem içli köfte olacak hem havyarı olacak. Evet hocam. İçli köfte Antep usulü. Biraz da sosyetik olalım derseniz vay havyar. Vay. Güzelmiş. Yani şöyle söyleyeyim. Bizim arkadaşlarımız, SKS'de çalışan arkadaşlarımız hepsi gerçekten özverili insanlar. Evet. Bunu kendi yüzlerine karşı da söylediğim için çok problem yok. Böyle kamera önünde de söylemekte bir beis evet, görmüyorum. Hocam. Çünkü SKS işi, sağlık, kültür, sporda uğraşan insanların hepsinin önemli olması, yani karakter olarak evet. En çok sahip olması gereken şey özverili olması. Bir, ikincisi de ekip ruhuna uyabilmesi. Evet. Bu anlamda da bizim ekibimiz gayet güzel. Zaten siz de bunu hissediyorsanız ne kadar güzel işte. Demek ki sonuca evet, gidiyoruz. Hem Merve Hanım olsun hem İmran Hanım olsun. Bu konuda çok özür diler ve kendilerine buradan da teşekkür etmiş evet. olurum. Merve ablamız tabii da kamera arkasında bana bakıyor. Ne yaptın sen der gibi. Evet. Tabii diğer arkadaşlarımız da aynı şekilde. Evet yani tabii ki de hocam. Hepsi aynı şekildeler. İnsanlar. Ve gece gündüz demeden her zaman sizinle beraber her türlü aktivitede hem yanınızda bulunuyorlar hem evet, fikir hocam. Aşamasında bulunuyorlar öyle değil mi? Bize havyarlı şey bile yapıyorlar. Yani düşünün artık. Çok güzel. Yani sizin de onlarla beraber bulunmuş evet, olmanız gerçekten çok hoş. Çok gurur verici bir şey. Hocam şimdi ben soğanlarım kavrulacak. Soğanlarım kavrulurken ben közlenmiş biber salatama geçmek istiyorum. Bu arada bu yemek yapma programları gerçekten zormuş. Evet hocam. Çünkü hem hijyene uyacaksınız hem kesinlikle böyle yemeğin olup olmamasıyla ilgileneceksiniz. Bu Cem Yılmaz'ın esprisindeki gibi olmuyor. Ama burada pişmişi var falan evet. yapmıyorsun yani. Yok baştan hocam. İtibaren
Ya çok şöyle hocam, biberlerde bir şey var ama. Hocam onları önceden közledik çünkü zamanımız yok biliyorsunuz. Evet, yani onu yapacak zaman yok tabii. Şeylerimiz pişiyor, patatesleri. Peki ben bir şey soracağım. Tabii hocam, buyurun. Yani şimdi yemek yapma olayı özellikle Antep'te sanki böyle kutsal bir iş olarak algılanıyor gerçekten. Evet, hocam. Özellikle bayanlar tarafından. Daha henüz kahvaltıdan kalkar kalkmaz söyledikleri şey akşama ne yapacağız falan şeklinde. Evet hocam. Peki çalışan bayanların olduğu bir dünyada bu ne kadar gerçekleştirilebilir? Yani ne ölçüde uygulanabilir? Ben bunu hep merak etmişimdir. Hocam şimdi şöyle bir şey var. Artık biliyorsunuz zaman müşterek. Evet. Eşler müşterek. Yani mutlaka bunu buradan da söyleyeyim mi hocam, bilemedim şimdi. Ya mutlaka sonra da erkekler akşam de yardımcı olur tabii ama evet, hani işin gerçeği yani. Evet, çok olmuyorlar. Yük kadının omuzunda. Kadınların omuzlarında. Evet, peki hocam, bunu yani kadınlar hem iş hayatında var olacaklar hem de böyle evde yemek falan yapabilecekler olabiliyor mu gerçekten? Hocam yani şimdi şöyle artık çok real olabiliyor mu veya ona göre beklentilerimi azaltmak lazım. Yani hocam beklentiler de değil. Artık şimdi şöyle bir şey var. Gibi. Biliyorsunuz yardımcılar oluyor artık bayanların. Belli bir miktara işte haftalık ya da günlük geliyorlar. Evet. Bir de mesela benim çevremde gördüğüm anneler. Yine kadının yardımına kadın koşuyor. Ya, o anne de çalışıyorsa ne olacak? Hocam. İşte iş o zaman hocam karışıyor. Hocam evet karışıyor. Yani çok zor oluyor mesela hani çevremden biliyorum. Hani ben okumama rağmen hani canım bir şey istediği zaman yurtta kalıyorum ama hani yapabiliyorum, yine de öyle bir şeyim var. Çok zor oluyor. Çok yorgun geliyorsunuz. Ertesi gün yetiştirmeniz gereken işler oluyor. Hele bir de çocuğunuz varsa Evet. İş iyice karışıyor hocam. Yani bu çok ciddi anlamda. Şeyleri hocam, şeylerimiz kavrulsun. Soğanlarımız onların içine alacağım. Evet. Hocam dediğim gibi işte bayan tutabiliyorlar. Uygun fiyata geliyor. Yani, işte evi temizliyor. Ya onlar yemeği yapıp gidiyor. Teknik de. Yani mesela ben şöyle düşünüyorum. Kadın çalışıyor. Eve geliyor akşam. Evet. Veya akşamüstü diyelim. İşte çocuklar var falan. Burada belki erkeklerin birazcık daha özverili olmaları gerekiyor mutlaka ama kadınların da yani çok da fazla böyle kendisini salmaması gerekiyor değil mi? Yani evet, yemeği sadece kesinlikle ben mi düşüneceğim falan gibisinden dememesi. Çünkü çocukların beslenmesi gibi bir mevzu var ortada. Yani erkek hadi neyse yemedi bir şey oldu falan da ama çocukların beslenmesini mutlaka annenin üstlenmesi evet, gerekiyor. Evet kesinlikle hocam. Yine tabii özveri maalesef gene annelerin üzerine düşecek. Hocam şimdi şöyle yani bir de mesele var. Bana diyorlar ki hani ya sen nereden biliyorsun bu kadar yemeği yapma işte, daha kaç yaşındasın bilmem ne falan. Şimdi i̇şte ben onlara diyorum ki i̇şte hocam ben doğu kızıyım. Ya işte onu demeye çalışıyorum. Bizde yani öyle öğrenmek yetenek lazım. Yok. Öğrenmek lazım yani. Bizde bunu yani hani hocam işte yetenektir, işte zevk meselesidir, yemek gibi bir şey yok. Ben ekmek bile açabiliyorum. Ha yani işte. Onu demeye çalışıyorum. Yani ben küçüklükten beri hocam da köye giderdik, biz ekmek açardık. Annem evet, yemek pişirdiği zaman çok işte güzel, gel şunu karıştır, gel şunu yap derdi. Kardeşlerime bakardım. Çok güzel. Yani işte hocam bunu diyorum. Yani biraz daha böyle kadınlar sanki bunu öğrenmeliler gibi. Belki bazı arkadaşlar kızacaklar ama bana. Yok yani hocam ama yani hayat şey, bu. Ben kendi hayatımdan da biliyorum. Evet. Yani evlendiğimizin ilk yıllarında tamam beraber yapıyorduk ama ya çocuk olduktan sonra artık eşim tamamıyla odaklandığı şey çocukların beslenmesi üzerine evet, oldu. Hocam. Yani vitaminlerini alması, minerallerini alması. Doğal olarak hani o onu artık öğrenmesi, bilmesi gerekiyormuş gibi. Kesinlikle sanki hocam. Böyle yani yapı olarak görevimiz öğrenmesi gerekiyormuş gibi. Gibi. Hocam demek istemezdim ama evet, sanki öyleymiş gibi bir hal oluyor. Hocam çünkü şu da böyle bir şey var hani çok fazla erkek arkadaşlarımla yemek istemiyorum ama erkekler biraz şey sorumlu değil böyle. Hani sorumsuz demek i̇şte, istemiyorum ama. İşte birbirimizin alanına çok girmeden düzenli bir konuşma yapmaya çalışıyorum da zor bir şey tabii. Evet yani, hocam yani hani bayan biraz çok daha olabilecek şey yani var. Hocam nasıl diyeyim? Hani erkek mantığıyla düşünüyor diyorlar, kadın kalbiyle düşünüyor yani. Gibi. Evet, evet hocam evet, yani hani çocuğun beslenmesi de şuydu buydu. Yani erkekler ki sadece karnını doysun evet, yeter. Ama kadın orada düşünüyor ki işte çocuğum var. Haftada bir balık olsun, haftada bir et olsun, evet, haftada kesinlikle bir yeşillik, brokoli olsun, haftada bir gün sarımsak yesin falan yani. Erkek ama sorarsanız ya işte yemek yeriz, karnımız doyar, evet, kalkar gideriz falan gibisinden. Bir de şey var biliyor musun? Yani akşamları özellikle veya işte yapılabiliyorsa tabii sabahları da evet, kahvaltı hocam şeklinde ailecek beraber oturma. Kesinlikle yemeğe hocam. Yemeğe beraber oturma. O da bir kültürel bir aslında şey, hadise. Kesinlikle yani hocam. Yani onu oturtulamayan ailelerde biraz sıkıntı çıkıyor. Yani aile birliği, beraberliği anlamında. Hocam çocuk o aile kültürünü alması evet, gerekiyor evet, yani. Evet. Hani sofraya geldiği zaman anne yemek ayrı yerde, baba ayrı yerde. Bir evet. Yani sadece yemeği bir tokluk, açlık veya vitamin, besin alma noktasında değil de kültürel bir paylaşma, kültürlerin devamının sağlanabilmesi anlamında da
önemli bir katkısı var yani. Hatta evet, belki kesinlikle. De en önemlisi yani. En önemlisi. Evet, kesinlikle hocam, bu konuda size çünkü katılıyorum. Çünkü bakıyoruz hani doğu kültürü dediğiniz zaman şey nedir? En önemli şey işte yemekleri. Evet. Öyle değil mi? Güneydoğu'nun. Evet, kesinlikle işte hocam. Şehre itibaren alacak olursanız Hatay, işte Adana'sı, efendime söyleyeyim Antep, Maraş ve devamında gittiğiniz zaman Mardin, Diyarbakır. Evet. Hepsinde de ortak olan şey şu, kültür dediğiniz zaman kültürün yemek. Sürekli hale gelmiş olması, yani bu zamana kadar taşınması yemekle mümkün olmuş. Evet, kesinlikle hocam. Bir zamanlar buna eleştirirdim yani ne oluyor ya, insanlar midesine mi düşkün falan değil aslında. Bir araya gelmek kesinlikle için bahaneler hocam. Üretiyor insanlar. Orta Asya'da görmüştüm, şeyde Kırgızistan'da görmüştüm, bir oraya bir geziye gittiğimizde yemekleri koyuyorlar. Ama 50 çeşit şey var. O yemekler 4-5 saat boyunca duruyor sofrada. Evet hocam. Bir kültür. Yani o oradaki insanların misafir ağırlama şekli o. Demek ki diyorum yani o insanlar kültürlerinde insanları böyle ağırlıyorlar. Böyle önem verdiklerini ifade ediyorlar. Ve o kültürü de yaşatıyorlar. Bir sonraki nesle de devam ettiriyorlar yani. Kesinlikle öyle hocam. Hocam aslında doğu kültürü de öyledir. Mesela bizde bayramlarda hani tatlı pek olmaz. Hocam işte gelen konuk yemek yer, işte aç mısınız diye sorulur. Tatlı daha sonra ikram edilir. İlk önce yemek değil mi? İlk önce yemek kesinlikle hatta hocam. Hatta birisi bana şey demişti, yani bir gelen misafiri Antep'te kebap ısmarlanmaz falan demişti. Yani ev yemekleri evet. Yapılır falan demişti. Kebap biraz daha böyle basite kaçan, evet. Kolaya kaçan bir yönü var falan gibisinden söylemişti de. Bayağı şaşırmıştım yani. Evet hocam. Çünkü kebaplar yani, bile özel çünkü Antep'in yani. Hocam ben hani soruyorlar işte, diyorlar ki en sevdiğin yemek ne falan. İşte hani bazı arkadaşlarımız işte diyorlar et yemiyorum falan. Bugün mesela başkanımız Fatma, o da arkada beni görüyor. Hocam gittik öğle yemeğine. Acı Adana. Dünya varmış ya dedi. Hocam ben biraz etçilim yani. Doğulu olduğum için belki bilmiyorum ama yani böyle sebze yemeğiyle benim karnım doymaz. Anadolu insanı da öyle ya. Genel itibariyle bu Ege'de falan biraz farklı. Ege'de biraz ot ağırlıklı. Yeşillik evet, ağırlıklı. Hocam. Onlar böyle şey gibi geliyor hocam bana böyle. Hep et üzerine kurulmuş yani düzenekler. Hocam burada bir şey de söylemek istiyorum. Şimdi soğanlarımız vaktimiz olmadığı için çabuk kavrulması gerekiyor. Tamam. Onu sağlamamız da bir tane küp şeker. Çok, hocam çok, çok çabuk şey kavruluyor. Onu tabii değil mi içinde? Evet hocam, içinde kendiliğinden ayrılıyor. Kendiliğinden ayrılıyor. Hem o böyle kekremsi bir tadı oluyor hocam soğanın mevsim olmadığı için. O hem o tadını alıyor. Hem de yani böyle daha çabuk... Mevsim olduğu zaman daha mı taze oluyor? Yani hocam şöyle oluyor? Mevsimi olduğu zaman böyle siz sulu sulu ağlamıyorsunuz. Ha, anladım. Evet, ağlatmıyor yani size. İlginç, bir denemem lazım. Evet hocam. Değişik bir şeymiş. Mesela daha sulu oluyor bir de. Evet, o zaman hani bir tane soğan yerine iki tane soğan koymamız gerekiyor soğan çıktıktan sonra. Hocam şimdi patateslerim haşlanıyor. Ekibim bu arada teşekkür ödemelerine sağlık hocam şeyimizi evet, hemen arkada bisküvilerimizi böyle gösteriyorum arkadaşlarıma. Böyle dibine seriyoruz. Yoğurdumuzu çırpacağım hocam, toplarımızı yaptıktan sonra üstümüze dökeceğiz. Tamam. Benim salatamı en sona yapmak istiyorum hocam, sulanmasın. Böyle taze taze çünkü biz yiyeceğiz. Hocam şimdi patatesler pişiyor, soğanlar kavruluyor. Salçamızı ekleyeceğim. Sonra havuçlarımızı şimdi birazdan ekleyeceğim. Sonra döneceğiz. Şimdi hemen havuçlarımı ekleyeyim. Evet hocam, patateslerimiz pişti. Havuçlarımız kavruldu. Şimdi sizin ellerinizi yakmamak için bir... Çok naziksiniz ya bu arada. Hocam birazcık dolapta soğusun onlar. O tamam. Arada ben şeyimi yapayım. Salatamı yapayım. Şimdi sizi çok görmeyeyim. Yok, siz daha yoğuracaksınız, yuvalayacaksınız. Ama ben şunu söyleyeyim yani burada çok ciddi özverili çalışıyorsunuz. Evet hocam. Yani gerçekten çok güzel, çok etkilendim ne yalan söyleyeyim. Çünkü bir koşturmaca var, öyle mutfak programı deyip geçmemek gerekiyormuş evet, demek ki. Yani hani zaten hiçbir program kolay değil de özellikle sizin yaptığınız burada çok kesinlikle önemli bir şey. Çok ciddi bir kazanım elde ediyorsunuz diye evet, düşünüyorum. Çok bir de mesela ederim. Şunu sormak isterdim. Yani her programın sonunda böyle evet bu programda işte şunu şunu geliştirdim dediğiniz şekilde bir öz eleştiri yapabiliyor musunuz? Tabii ki hocam, kesinlikle. Ben daha önce kazanımlarınız neler oluyor kesinlikle. Mesela? Öncelikle ekibime teşekkür etmek istiyorum hocam. Siz de biliyorsunuz kameralar kapandıktan sonra evet, burada kocaman bir ekibim var. Çok iyi çalışıyorlar arkadaşlar gerçekten. Bulaşık yıkayan dersiniz. Erkekler bile yapıyor. Mesela biraz önce Hacı Emikser'i verdi. Ya inanılmaz bir şey oldu. Koşturmaca oldu evet, gerçekten. Evet hocam böyle. Gerçekten çok güzel. Onlara çok teşekkür ediyorum. Şöyle bir şey var. Ben daha önce sinema vizyonum sunuculuğunu yapıyordum evet, hocam. Evet biliyorum. Ayaküstü programımız var sizlerin sayesinde biliyorsunuz. Genel konuklarımızı alıyoruz. Onlara hani acık böyle naz yapıyordum arkadaşlarıma. Hani böyle işte ya çok yoruluyorum. Çok şey oluyor.
Ama mutfak programı bambaşka hocam. Hem ekip açısından hem kendim açısından. Bir kişiyle programlar oluyor. Ama bu programlar bir kişiyle olmuyor hocam. Yani ekranın karşısında yani sadece biz varız değil mi? Ama evet, onun arkasında çalışan arkadaşlar var. Bunun daha işte rejisi var, şunu var, kesinlikle bunu var. Kesinlikle hocam, montajı var. Yani sadece şu ses kablolarını bile takması bir 10-15 dakikanızı alıyor falan. Evet, çok ciddi bir şey var burada, özveri var. Evet hocam, arkadaşlarla tebrik ediyorum sizi gerçekten de. Tabi bu arada hani okulumuzun da böyle bir imkanının olması çok güzel kesinlikle bir şey. Yani hocam, şimdi burası ne? Beslenme ve diyetetik bölümünün mutfağı. Evet, mutfağı. Öyle değil mi? Yani normalde burası aslında bir laboratuvar. Öyle değil mi? Evet. Bunu siz kullanabiliyorsunuz. Yani radyo, televizyon, sinema öğrencileri evet, burayı kesinlikle kullanabiliyorlar. Veya beslenmedeki bir öğrenci, geçenlerde de şeye katılmıştım, bir radyo programınıza katılmıştım. Ama siz yapmıyordunuz. Sizin stüdyonuzu evet, kullanan evet, okul öncesi öğretmenliğinden iki öğrencimiz, Ece ve Kübra'nın programı vardı. Çekirdek evet, muhabbeti diye belki duymuşsunuz evet, o programı. Hocam. Oraya katılmıştım. Yani herkes böyle okulun değişik imkanlarından faydalanıyor. Kesinlikle. Bence çok ciddi bir katma değeri var bunun. Okulumuzun bu yönden böyle çok değişik imkanların olması da güzel bir şey gerçekten. Kesinlikle hocam. Bir de mesela hani nasıl diyeyim, imkan sağlanır, gerisi bırakılır. Aslında evet, biz öyle değil. Hocalarımız sağ olsunlar bize destek değil oluyorlar. Mi? Yani evet. Programlarımıza katılıyorlar. İşte hani ciddi destekler olduğunu görüyorum. Şurasını evet, şöyle yapın. Çok güzel. Evet. Gibi. Mesela biz bu laboratuvar kullanabilmek için hani normalde aslında hani diyebilirlerdi. Hani ya radyo televizyon okuyorsunuz, mutfak ne alaka falan diye izin vermeyebilirlerdi. Çok evet, ciddi bir şekilde bize destek var hocam. Hani hiç şey yapmıyorlar. Çok güzel ya. Hocam bu arada ben iki diş sarımsak rendeledim biberimin içine. Yani o köz biberle güzel gidiyor gerçekten. Evet hocam. İçine bunun önemli olan şey sıvı yağ falan değil. Ne? Sızma zeytinyağı. Yani. Peki sızma olduğunu nereden anlayacağız? Yani üzerinde sadece sızma yazdığı zaman anlıyor muyuz? Sızma hocam zeytinyağı yok, Ramazan hocamız katılmıştı programımıza aydınlı olduğu ha, için. O biliyor. Şimdi bir kere kokmayacak. Hiç kokmayacak. Kokacak ama kötü koku oluyor ya hocam bazı işte. Ağır oluyor. Evet çok ağır oluyor. Yemekte yiyemiyorsun sen, hissediyorsunuz. Doğru. Ve buzdolabına koyduğunuz zaman donmayacak. 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 Ama hep donacak falan diye böyle bir şehir efsanesi falan var. Zeytinyağı dediğiniz donar falan gibisinden. Hocam şöyle şimdi hani zeytinyağının faydalı olmasının sebebi hocam damarlardaki biliyorsunuz yağlar donuyor. Hmm. Özellikle iç yağlar. Ergün hocamız da biliyorsunuz rahatsızlanmış evet, hocam. Evet buradan çok geçmiş olsun diyorum kendisine. Çok geçmiş olsun, damar tıkanıklığı varmış onda da. Aman dikkat şöyle etsin. Biraz koyuyorum. Hocam işte zeytinyağı koyunca çok fazla şey olmuyor yani damarlara tıkanıklık olmuyor. Evet. Vücutta şöyle bir bilgi en azından söylemiş evet, olayım. Zeytinyağı oleik ve olenik asitlerin evet, bulunduğu birkaç yağdan bir tanesi, diğeri de Hint yağı. Oleik ve olenik asitler vücut için önemli olan 22 amino asitten bir tanesi, iki tanesi pardon. Onlar vücuda dışarıdan mutlaka alınması evet, gerekiyor ve zeytinyağı bu anlamda önemli. Başka hiçbir kaynaktan alamıyorsunuz çünkü. Kesinlikle hocam. Hatta şey vardı, radyo televizyon deyince aklıma geldi bak o film. Lorenzo'nun yağı vardı. Bilir misin o filmi? Hocam çok duydun duydum mu? Ama hiç izledim. Ama çok duydum gerçekten. Çok güzel bir film. Şöyle hocam yağımı koydum, nar ekşimi koydum. İsteyen arzuya limon da bırakabilir ama hani limon biraz şey oluyor hocam ya. Böyle nasıl diyeyim? Keskin oluyor. Çünkü közlenmiş biber zaten kendine göre bir keskinliği var. Şöyle hocam iyice karıştırıyorum. Tuzumu attım. Sarımsağımı koydum. İki diş sarımsak koydum. Hocam kaç tane biber derseniz 5 tane biber. 5 tane biber. Evet. Ama hani 2 kişi yapacaksanız daha az koyabilirsiniz. Anladım. Bunu burada dinlenmeye bırakırken zaten bir kavanozun içerisinde kaç tane oluyor ki? 5 tane, 6 tane falan oluyor. Evet hocam, hemen hemen. Bir kavanoz diyebiliriz yani. Evet, hemen hemen diyebiliriz hocam. Hocam şimdi evet, sizin elinizi evet, yoracağım. Hazırım ben buna. Vakti. Hemen getiriyorum. Yani hiç önceden hazırlanmış bir şey yok. Ben burada hayır, şahitim. Hocam, her şey burada. Ne yapacağım? Ellerimle mi yapacağım? Evet hocam, siz onu yoracaksınız sonra. Eyvallah. Ben hemen şimdi onların baharatlarını da getireyim hocam sizi yormadan. İçine salçayı koyuyoruz hocam. Tamam. Bir kaşık. O zaman biraz. Hadi bismillah. Hala sıcak ama ben sana söyleyeyim. Ama yapacak bir şey yok artık. Hocam içine ben birazcık şey koydum, karabiber koydum. Karabiber? Şimdi olmazsa olmazlı patatesi, kimyon. İsteğe göre hocam ister pul biber koyun, isterseniz de şöyle bir sos gibi bir şey mi yapıyorsun? Evet hocam üstüne. Hmm. İmdadınıza yetişiyorum hocam. Evet. Şöyle hocam, hemen gösteriyorum. Şöyle alıp. Tamam.
Şöyle şu büyüklükte. Yuvarlayacağız. Evet hocam, şöyle göstermek istiyorum ben. Şu zannediyorum biraz daha büyük, evet mi hocam oldu? Evet hocam, yok hocam fark etmez. Siz kendi isteğinize göre yapabilirsiniz. Yani çok hareketli bir şehir. Kesinlikle. Ama yine de bir şeyler düşünülebilir ya. Bazı öğrencilerimizi görüyorum ben. Evden yemek yapıp getiriyorlar. Kendileri getiriyorlar falan. Evet hocam, elinize sağlık. Katıldığınız için. Senin de eline sağlık esas. Çok teşekkür ederim. Şimdi en zevkli yere geldik hocam. Yemesi değil mi? Hocam şimdi ben size ikram edeyim. Ya çok naziksin. Siz şöyle bir tadına bakın. Çok merak ediyorum hocam. Beğenecek misiniz? Hangisini tadayım önce? Önce patatesi. Tadın bakalım hocam nasıl? Soğanların diri olması? Az da geliyor. Evet hocam. Ama onun dışında harika. Yani o da güzeldi. Evet. O dediğin gibi, yani oradaki ekremsi tat var demiştin ya sen, evet mesela. O güzel olmuş yani. Evet hocam. Salata. Yalancı tavuk göğsü. Bakalım gerçeğinden farkı ne? Bu da çok güzel. Afiyet olsun hocam. Hiç fark edilmiyor önünden. Evet hocam, onda sadece ağzınıza böyle tavuk şeyi geliyor. Hı-hı. Bu müthiş. Afiyet olsun hocam. O sarımsak özellikle. Evet hocam. Hocam benim salatalarım ve çorbalarım meşhurdur. Burada başarılı olmayan, nispeten yani 3 2 1 diye sıralayacak olursam. Evet. Benim yaptığım patatesler biraz ama yine de çok güzel. Özellikle şu çok hoşuma gitti yani. Afiyet olsun hocam. Neydi hocam, bunun ismi? Köz biber salatası. Köz biber salatası. Bunu isterseniz güzel. Yoğurtlu da yapabiliyorsunuz ama. Ha, yoğurtlu bizim... bence çok değil yani. Bu evet gayet hocam. Güzel. Biraz meze böyle... tarzı güzel oluyor. Balığın yanına falan özellikle. Çok güzel olabiliyor. Doğru bak, evet. Balığın yanına özellikle çok güzel gider gerçekten. Hocam beğendiniz. Ellerine sağlık. Afiyet. Hocam sizin de ellerinize sağlık. Çok yardımcı oldunuz bana gerçekten. Çok teşekkür ederim hocam. Yine bekleriz. Biz ben hep buradayız. Ederim. Ben gelirim. Tabii hocam. Bu zaman kamera arkasında beklerim. Olur mu? Olur hocam, tabii ki. Hocam elinize sağlık. Ben teşekkür ederim. Beni buraya kadar çağırdınız. Şeref verdiniz. Yani o anlamda. İnşallah bundan sonraki programlarınızı da kesinlikle kaçırmayacağım. İnşallah yani hocam. Geleceğim. Özellikle kamera arkasında bulunacağım. Ama YouTube'dan da özellikle izleyeceğim. Evet yani. Hocam programımıza tekrar katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Yine çok bekleriz programımıza. Ne zaman isterseniz gelebilirsiniz. İnşallah. Hemen programımı kapatıp evet, yemeklere öyle. Devam arkadaşlar ediyoruz. Değerli konuklar, bu hafta yine lezzetli yemeklerle sizlerleydik. Çok değerli konuğumuz Üstü hocamız bizlerleydi. Onun da ellerine sağlık tekrardan diyoruz. Bir diğer hafta yine lezzetli yemekler ve değerli konuklarda buluşmak ümidiyle. Esen kalın.